Merhabalar. Ay efendim ben de bulaşık yıkayacaktım da. E dedim bari sonra yıkayayım dedim. Çünkü bir şeyler de hazırlayacağım. E Aurora'nın karnı doyurdum. Yani. Siz ne yapıyorsunuz? Kız Aruşka burada makyaj malzemem var. Buraya nasıl geleceksin kız? Aa, kız anne stüdyoyu hazırlayınca nasıl anlıyorsun değil mi Rora? Maşallah ne kadar akıllı benim kızım değil mi efendim yani tabi akıllı herhalde ki ay dedim ki yani bugün de leopar giyeyim dedim efendim yani nasıl olmuş? Beğendiniz mi? Ay şu ışığı kapatmam lazım şuradakini. E yoksa göremeyeceğim yani gerçekten. Leopar yakışmış mı dediniz? Anladım. Efendi gelecek olan elbisemi, ondan sonra kot pantolonumu, Ondan sonra kızağımı çok merak ediyorum efendim. Yani... Hı hı. Merhabalar canım. E biraz saçımla uyum sağlamış gibi değil mi efendim Leopel? Şu uçla, uç tarafıyla, uç rengiyle. Yani... E biraz şey tabii ki rahatsızım efendim. Ondan dolayı da e, bulaşıkları biraz erteledim. Hmm. Bir ara oraya e, şey yaptım. Al al da gönder soracağına. Al da gönder. Soruyorsun soruyorsun da yani. Bir günde demiyorsun yani. Gideyim de e, bir şey yapayım diye. E bak çok uyumlu olmuş diyorlar. Teşekkür ediyorum. Evet. Efendim şimdi bu gözlüğü. E, çok eski bir gözlük. Eski derken yani. E, ortalama işte ne kadar mesela. Ben bundan sonra. E, bundan sonraki gözlüğümde. Tekrar hastaneye gittim. Göz doktoruna muayene oldum. Ve bana. <laughs> reçete yazdım. Hemen karşıda zaten hastanenin karşısında da şey vardı, optikçi vardı. O zaman Tetiş de burada yanımdaydı. Beraber gittik. Ondan sonra gözlüğü aldım. Ama gel gelelim e, burnumu e, şey yapıyor, sıkıyor. Ondan sonra e, kulağımı da sıkıyor. Onun çerçevesini nasıl yapacağım inanınız bilmiyorum. Burada duruyor. Hem de en son numara. E tabi canım yani gözüm o kadar bozuk ki anlatamam. Hmm. Ay Göksel merhaba. <laughs> Ay Göksel gene bulamadım şeyi. Ee, balık alamadım bugün. Alamadım. Vaktim olmadı. Çektin ellerini benden Nasıl vazgeçeyim senden Bir canım var onu benden Vaktim idi bir canım var onu benden vakti miydi? Sen oradasın ben burada, hasretin var yar yanımda. Yalnız sensiz akşamlarda ağlamanın vakti miydi? Vakti miydi, vakti miydi? Söyle canım vakti miydi? Sana böyle bağlanmışken söyle canım vakti miydi? Ben de bugün e, biber, biber, turşu mu? Anlamadım ki Göksel. Biberin kızartmasını biliyorum. Ama senin dediğini bilmiyorum, anlayamadım. Biberle alakalı bir menü söylüyorsun ama yani... Anlayamadım canım ya. Biberle domates mi kızarttın? Öyle mi? Yanlış mı anladım acaba? Bilmiyorum. Neyse şimdi. Kimmiş bu konuk olarak gelmek istiyor bana? Hayır. Ha palamutun yanında. Ha balığın yanında anladım anladım. Afiyet olsun canım. Kapte biber, büyük kırmızı. Ha, büyük kırmızı biber. E, Adana'da işte biber salçası ondan onunla oluyor. Anladım, anladım. Geçen ben biber dolması yaptığımda iki tane de içine koymuştum ondan. Kırmızı biber. Anladım canım. Hı hı. Ay ne yapayım ben de hazırladım da. Aa evet Dilberay okurdu bunu efendim. Hatta eşiyle beraber düet yapmışlardı. Hmm. Kız balık sevilmez mi? Balık göze çok iyi geliyor. Tabii canım. Yani. Oradan, aa çok mersi efendim, ee, ne diyecektim, oradan birisi bana diyor ki, bugün diyor ayran yok mu diyor, süt yok mu diyor, bir gün de sen bana gönder de süt içeyim. Sütü içtim dilim yandı amanın amanım, sütü içtim dilim yandı amanın amanım, döküldü kilim yandı ben sana hayranım, döküldü kilim yandı e ben sana hayranım. <laughs> ee, yok öyle diyor, Aa, Fulya gelmiş hoş geldin. Leopardi senle harika olmuş, çok mersi. ...Göksel'cim. E, ondan sonra... E, bir ...yani efendim... ...yememe içmeme neredeyse yani... E, ...burada birkaç kişi karışıyor ya... ...yapmayın. Madem öyle... E, ...şey yapın. Çok teşekkür ediyorum... ...sevgili Fulyacım. E, o zaman yani... E, ...almıyorsun, ısmarlamıyorsun... ...ondan sonra diyorsun ki... ...nerede bugün şey yok mu? Ayran yok mu? Ayran içeyim ondan sonra erken mi yatayım... Aa yok ayranla süt benim uykumu çabuk getiriyor. Hı Daha programım var. Pinepoil merhabalar ne diyor bu birisi bana burada? Aslan sütü yok mu? Kardım le dede bu le. Mi 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 mi. Allah Allah. Vallahi billahi sanki karşımda oturmuş beraber tıkıştırıcıyız yani. Hmm. Ay ne bileyim üstlerde kaldı. Şimdi onu mu indireyim? Üst kata çıktı. Ha asansörle. <laughs> Birisi de buradan bana koruk şey gönderiyor. Sanki tanıyorum ya bir git ya. Aman. Ha. Yok yok makinem e, düzelmedi. E, şey Fulya e, Düzelmedi. Ama şimdilik idare ediyorum. Nasıl kullanıyorum? Ee, i̇dare ediyorum. Yani kapağı değişmedi. Daha servisi işte orayı burayı aramadım yani. Evet. Numunelik bir tane mandalinam kaldı. Bir tane de orada var efendim. Ya ne yapayım? Mandalinacı kapalı. Yani. Ojelerimi mi değiştireceğim? Ama bu üstündeki leopara yakın bir renk sü süreceğim. Evet. Bak aslan sütü dedi aslan sütüne nazar değil. Pardon. Geliyorum efendim reklam arası. <laughs> Ondan sonra adını 40 yılda bir anarım. Ben de kaybettim. Evet efendim şimdi şurayı da kapatalım ki e, çok gözüme vuruyor ondan dolayı e, şey yapamayacağım ne derler e, pek fazla soruyu e, okuyamam yani. Gözüm çünkü şey oldu. Gerçekten efendim. Gözüm şey oldu. Hayır mandalina dedim. Mandalina geldi. Ha. Küründen. tabi Mandalina, mandalina. Portakal. Orada kal. Aman 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 da. Kız, kız Sahnem var dedim ya sana. Sahnem var dedim ya bugün sahneye çıkacağım. Ha? Yani. Yani şimdi ben kalkıp da yarın kelle paça değil. Bu sefer alacağım işkembe. Onu düdüklü de yapacağım. Onu düdüklü de yapacağım canım. Aman düdükle düdükle didiklinin sesinden de korkuyorum. Şşşt yapıyor böyle ses çıkartıyor. Aslında bir, bir gün Göksel kardeşim e, gelirse inşallah benim yolum düşmez Samsun'a. Göksel kardeşime şey yaptıracağım. E, düdüklü de. E yaprak sarmasıyla lahana sarması da yaptıracağım. E balık zaten oradan ne yapar? Nofus e, do, buzdolabına koyar, dondurur. Samsun'un balığını getirir. Karadeniz tarafından. Taze taze. ...evi evet, daha buraya kar düşmedi ki. Kar yağdı beyaz. Üşüdüm durdum. Yine geldi yaz. Bekledim durdum. E döngel artık yar Allah'ın için Yanıyor yüreğim Yanıyor ciğerim Sensiz olmuyor Olmuyor güzelim Vallahi çok eskiden Gülcan Anne diye bir yardımcım vardı genelde bizim kızlara falan gidiyordu. İnşallah Allah izin verirse her zaman başım gözüm üstünde yerin var Göksel kardeşim. Ondan sonra Gülcan annenin bir türlü numarasını bulamıyorum efendim. Eski kızlara soruyorum artık diyorlar biz kendimiz temizliyoruz evi. Veya başka, başka birilerine bana öneriyorlar. Ama ben Gülcan e, teyze yani bana her zaman gelirdi. Her gün gelirdi efendim. Nata yolunda Mamak'ta oturuyordu ondan sonra e, çok güvenilir bir e, temizlikçi, yardımcıydı yani. Ben ona kalkıp e, bir anahtarın birini vermiştim. Çünkü ben biliyorsunuz geceleri e, gazinolarda olduğumdan dolayı beni erken kaldırma Gülcan anne geldiğinde direkt kapıyı sen aç diyordu. Ondan sonra kadın başlıyordu temizliği pırıl pırıl yapıyor efendim burayı. Ondan sonra ben kalkıyordum işte e, kahvaltı vesaire işte neyse artık. Ondan sonra da saat 10 gibi on gibi efendim gazinoya giderken e, Gülcan anneyi Mamak Natayolu Nata tarafında oturuyordu gece kombudan. E, çok gittim oraya mangal falan yaktık orada. Ondan sonra Oraya bırakırdım kendisini. Şimdi ben Gülcan Anne'yi arıyorum. Burada değişik farklı isimler oluyor. Özellikle Ankara'da olan veya Ankara'dan İstanbul'a giden veya İzmir'e giden lali arkadaşlarıma buradan e, sesleniyorum. Eğer Gülcan Anne'nin numarasını bilen varsa bana DM'den ulaşsın efendim. Rica ediyorum. Evet. Yo, her gün e, değil de haftada dört gün geliyordu. Hı Ya evin temizliğine göre yani. Haftada dört gün geliyordu ama. Yok gelirken ben onu almıyordum. Kendi dolmuşla geliyordu. Giderken ben kasinoya hazırlanıyordum. Giderken onu bırakıyordum. Oradan gazinoya geçiyordum. Maltepe'ye. Aha. Evet. Buradan duyurulur. Temizlikçi, yardımcı, evlere giden e, Gülcan Anne'nin numarasını bilen eski lalüler varsa bana değmeden ulaşsınlar. Ben de Gülcan Anne'ye ulaşayım. Gülcan Anne güvenilir ve çok temiz, titiz bir kadın yani. Gerçekten çok güzel temizlik yapıyor. Buradan da duyurulur efendim. Kalkıp da bir de küründen başka bir Fonte lıkmayın bana. ha Olmaz öyle. Ben Gülcan Anne'yi söylüyorum size ona göre. Yani. Ha şimdi mi? Şimdi ben gitsem oraya canım oralar gece konduydu. Bak ne diyorum gece kondusu var. Gece konduda oturuyordu. Vangal falan yakıyorduk işte. Ben oturmaya da gidiyordum mesela onu bırakmaya gittiğimde. Bilmiyor. Bilmiyor canım. Buket'e de sordum bilmiyor. Kız Buket eski lalü mü? Yeni lalü. Nereden bilsin? Sordum. Benim otuz senelik arkadaşım var Merve. Ona bile soruyorum. Bilmiyorum diyor. Yani eski Lubunyalar bilirler efendim. Burada Ankara'da oturanlar olsun. Ankara'dan İzmir, İstanbul, Bursa'ya gidenler e olsun. Bunlar e bilirler yani. Muhakkak vardır onlardan. Gülcan annenin numarası. Ha şeyi anlatıyordum ya. Efendim. Şimdi ben o zaman gittiğimde gece konduydu oralar. Sonradan hep böyle şey yapıldı. Belki kendi gece konusu duruyordur ama etrafına hep binalar dikildi. Ondan dolayı bulmakta zorlanırım yani. Hatta bir gün gittim ama bulamadım. Kurtuluşta olan Lübnanelere da sesleniyorum. Çok katlı da. Onlar da bilirler çünkü çok katlı ile şeyin arası çok yakın. Mamak. Ankara e, hastanesinin oradan direkt gidiyorsun. Orada da ben gazinolarda çalıştım. İki tane gazino vardı orada. E, ne yol diyorlardı oraya ya? İnan biliyordum, unuttum. Abidin Paşa. Abidin Paşa. Evet. Hazırlandım sahneye çıkacağız Emir. Tamam. Hı -hı. Hazırlandım. Benim menajerim efendim kendisi. Sahneye çıkacağım ya. hı. -hı. Aa Nüshian gelmiş. Hoş geldin Nüshian. Ay Emir dünkü dünkü, dünkü o hani kızın oda olan e, iki tane böyle bir part bir part, iki part paylaştım. Çok güzel çıkmışım orada. Gördünüz değil mi? Burada burada değil ya. Ha, kırmızıda Aslında buraya da paylaşmayı düşündüm ama e, paylaşırım. Burada da paylaşırım. Yo dün daha güzeldim. Dün daha güzeldim değil mi sevgili mini menajerim? Biraz saçım şöyle yana doğru kayınca daha güzel çıkmışım orada. Evet. 8 dakikalık 8 dakikalık bir sahneydi. Aman işte yani ha. Onu da bu arada YouTube kanalıma attım. Oradan da izleyebilirsiniz efendim. Videonun tamamını. 8 dakika. Hı hı. Aynen kız, aynen, aynen. Doğru söylüyorsun. Tabii canım. Ay ne yapacaktım? Ha. oraya çok güzel et haşladım. Bizim mahallenin kasabı çok iyi bir amca, abi. Çok iyi. Gerçekten. Ee, ben ona sipariş vereyim, vermeyeyim. Bir şey böyle olursa et türü böyle tavuktan artan böyle koyuyor poşete. Ondan sonra gönderiyor. Gönderiyor. E tabi ben de olduğu süre içerisinde ne yapıyorum? Kasabın elemanına olduğu süre içerisinde gereken e, şeyi de yapıyorum maddi anlamda. E, çok iyi. Evet. Valla kemik olsun, tavuk kemik kemikleri olsun, etten artanlar işte böyle. Onları ben de ne yapayım güzelce haşlıyorum. Bu arada efendim çakmağına buldum. Ondan sonra da e, aynen aynen çok iyi bir kasap gerçekten. İşi gücü bence de işi gücü rast gelsin. Yani sonuçta bir hayvana bakıyor sonuçta yani her oraya bakın. Gerçi ben e, biliyorsunuz ihmal etmiyorum mamaları e, odada dolu. Göstermiştim bundan önceki videolarımda. Ondan sonra... Ee, ama e, tabii ki yani Aruşkanın da biraz böyle şeye ete ihtiyacı var. E, ben kendim de alıyorum, tavuk ciğeri alıyorum, taşlık alıyorum, güzelce haşlıyorum, veriyorum kızıma. Tabi. Şimdi benim alman farklı, kasap abinin gönderdiği farklı. Demek ki yani gerçek hayvan severmiş ki her her defasında arorayı düşünüyor. Tabi. O ve elemanı. Yani. Bir de biliyorsun Göksel, hani böyle hafif böyle kemikli olur ya, böyle dana eti değil, şey dana kemiği değil. Onlar sert, vermem de dişlerine zaten zarar olur. Yani hani bu tavuktan artan veya işte bir e, normal eti böyle hani şey yapıyor ya, müşterilere. Oradan artan böyle yumuşak kemiklileri, diğerlerini de zaten çıkartıyorum şeye, kapının önüne koyuyorum, onları da haşlıyorum, onları atmıyorum çöpe. Onları da götürüyorum, kedi olsun, köpek olsun kapının önünde yiyorlar. Tabii canım bir tencere haşlıyorum. Ha, haşladım. Verdim ne güzel, kütür kütür. Kızım diyorum, arkadaşınla ye diyorum. Huh diyor, tamam diyor. Biliyorsunuz efendim dışında de tartar çıkmıştı. Hemen tedaviye götürdüm veterinleri ilaçları e, verdi. Ondan sonra e, ilaçlarını kullandık ettik işte ağız e, fırça şeyi verdi işte birkaç tane şey verdi e, İlaç verdi. Onu böyle macun şeklinde e, dişlerine sürüyordum. Akabinde şöyle bir parmağa takılan e, nasıl biz kendi dişlerimizi fırçalıyoruz. E, ona da böyle bir, bir burada bir yerde duruyordu da şimdi kalkmayayım. Ha. Ondan sonra e, çok şükür geçti. Ama şimdi tabii ki e, şey var. Bu derin bizim derin mi acaba? Bilmiyorum. Değil herhalde. Şu güzel yemekler yapan derin hanım değil değil mi? Değil herhalde. Ondan sonra nerede kaldık efendim? E, diş tartarını e, bir ay boyunca o macunu veterinerin verdiği macunu sürdüm, kullandım, ettim. Ondan sonra tedavisini uyguladım. Allah'a çok şükür şimdi Arona iyi, diş konusunda iyi. Fakat e, bir göz için götürmüştüm. Gözün içinde ben var. Ondan sonra zaten e, doktor demişti, e, tamam ben bu ilaçları yazıyorum, Sibel Hanım kullanın. E, umarım inşallah iyi gelir demişti. Onu kullandım ettim ama göz şeyi gene duruyor. Tekrar götürdüm veterinlere. Şu an dedi rahatsızlık vermiyor dedi. Ama dedi yine dedi hani iki ayda da bir olsa gene getirin dedi. E, olmasa dedi ben burada dedi ameliyat yapamam dedi. Size dedi üniversite hastanesi var dedi köpek şeyi bir yer söyledi Konya yolunda e, orada dedi yapıyorlar dedi. Göz ameliyatını. İnşallah gerek kalmaz diye düşünüyorum efendim aruşkanın gözüne. İnşallah o şey kendiliğinden atar. Ama gözüne temas etmiyor. O yüzden. Evet. Aroranın da tedavisini anlattık. Açıklamalarda bulunduk efendim. Ee, gelelim şeye. Bestami ile ilgili. Tabi gene bugün gittim efendim. Farklı işlerim de vardı. Zaten gidecektim ve... Farklı iş, işlerim de ilave oldu. ...ilk oldu üstüne. Ondan sonra gittim. Yemin ederim şey gene duruşmada gene görüşemedim. Bestami ile ilgili. Yok. Göksel de biliyor. Çoğu biliyor. Hem Bestami buradayken, ikisi Aurora'yla bir aradayken ben e, ikisinden birini ayırt ediyor muydum? Hayır, ayırt, ayırt etmiyordum ben. Bestami benim oğlum, bu da benim kızım. Vallahi billahi yedikleri, yemedikleri arkalarında önlerindeydi. Kim demiş ki ben Bestami ile ve Arora'yı ayırt etmişim? Yemek konusunda, gezme konusunda veya kıyafet konusunda, mama konusunda, ödül kemiği konusunda asla ayırt etmedim ben. E, tabii ki yani tabii ki bak mesela e, benim bir kanalım var kanalda bir sürü video var şu anki kullandığım YouTube kanalım değil farklı bir kanalım var ben orada hep böyle Bestami ile Aurora'nın videoları olduğundan dolayı ben o kanala girmiyorum yani çünkü üzülüyorum ağlıyorum Allah'tan ki Aurora burada teselli oldum yani. Gene arıyorum, gene özlüyorum ama e, tabii ki bulunacak yani. Her zaman söylüyorum Yıldız abla hoş geldin. Her zaman söylüyorum yani adalet. Bugün kan değil mi efendim? Yıldız abla Göksel bugün kan değil mi? Evet bak Göksel kardeşim ne yazmış. Bu zamana kadar şahit olduğum kadarıyla Arora'da, Bestami'de çok iyi besleniyorlardı. Aynen. Şenay Şeker hoş geldin. Ay, yarın kandilmiş canım aman. Hmm. Tamam Yıldız abla tamam. Kenara alacaktım da. Özel kandillerde mi? Yok. Türbanımı takarım. İlahi okurum. Pizlenmem. Tabii ki gelir yarın ilahi kandil, şey kandil ilahisi. Sverbay salsesinden. İşte Arora'yı da şey, Bestami hakkında olan açıklamaları da şey yaptım, açıkladım. Ondan sonra tabii yarın gene gideceğim, gene gideceğim. Ama bu sefer bana katibi katibi dedi ki, Sibel Hanım dedi, beşe yani dört buçukta geliniz dedi. Dört buçukta geliniz dedi. Ben de ne yaparım, buradan giyinirim. Tamam konuşmam bitsin de sevgili menajerim. Ondan sonra gideceğiz oraya. Sahneye çıkacağım. Hı hı. Ha öyle mi? Kız mandalina yediğim zaman mı rujum taşıyor acaba? Vallahi ben e, o hani kısa bir videodan bahsediyorsun ben anladım da ben onu bir istek daha gelmiş bakalım tanımıyorum. Ondan sonra şuradan iptal edelim. Kaldıralım. Kaldırdık. E, onu e, hani tek tıklamayla rahat izliyorsunuz ama onu ben yapabilmek için neler e, burada mücadele ettim emek verdim. Çünkü bir bir yandan şarkı çalıyor, bir yandan silah sesi ayarlıyorum laptop'tan. Ondan sonra bir yandan da şöyle vurulma sahnesine geçiyorum. Yani 3-4 şey kullandım ben o kaç saniye olan videoda. Kaç saniye, az yani. Bir dakika bile değil yani. Anlaşamıyorum Mehmet abinle. Anlaşamıyorum canım. O Adana'ya alışmış. Rahat durmuyor burada. Buraya geliyor bir iki gün burada kalıyor. Ondan sonra da Adana Adana diyor. En güzeli orada çay ocağı bulmuş. Çay ocağında günde 250-300 TL para alıyor. Çay ocağının içinde de yatıyormuş. İyi. Koskoca e, ekranın karşısına çıkıyorum. Natürel de olsa makyajım olmasın mı? Bu sefer de makyajıma mı karıştın? Evet şu anda efendim biliyorsunuz keşfette olan bir videom var. Hala devam ediyor. E, o da 200 bin oldu maşallah. O perdesinden yakışmış. Evet şimdi efendim bir e, mağazanın sponsorluğunu tanıtacağım. Oradan da bir kot pantolonu, bir kazak ve bir abiye kıyafet elbise. O da gelirse tabii ki huzurlarınızda giyeceğim. Aa ben şeyi unuttum. Saniye çıkacağım ya. Ayakkabımı giymeyi unuttum. Nerede bu ayakkabım? Buradaymış valla. Bu Aynen canım. Şimdi e, Okşan da çok e, emek veriyor. O emek veriyor. Hatta ben geçen kendisiyle konuştuğumda. Bundan birkaç gün önce diye herhalde. Ondan sonra dedim ki hani neden dedim e, rozetli olan şeyde hesap, ya, yayın açmıyorsun dedim. E, orada herhalde bir e, ödeme şeyine takıldığını söyledi. E, şimdi tabii ki değişmiştir yani. He he Göksel şey Emir'in olduğu Emir var ya benim menajerim. Oraya gideceğiz. Sahneye çıkacağım. Dün de ya. onu diye. Tabii ki yani e, hak eden tabii ki yani biz deriz ama işte ne yapacağım? Dediğin gibi hayatım doğru söylüyorsun. Mesela şimdi Okşan o videoları çekiyor. Ondan sonra onu montajlıyor. En ufak bir atlamada tekrar baştan alıyor montajlamak çok zor. Yani şuradan pay için şuradan anlayın. Bir yemek tarifi veriyorum. Emin olun ki 4 saat sürüyor, 3 saat sürüyor. Çıkan video 3 dakika. Bilemediniz 6 dakika. O yüzden ben de ne yapıyorum? Videonun uzaması için oradan işte saydığımı tekrar sayıyorum. Mesela şu salatanın içindeki domates var, biber var filan bunu birkaç kere sayıyorum ki ne? Hani böyle 5 dakikanın üzerine çıksın. Montajlama gerçekten zor ve az çıkıyor. Kim kaşınıyor? Sen ne diyorsun ya? Ne kaşınması spor şey sahne ayakkabımı giydim. Yoksa sen mi kaşınıyorsun? Bana söylüyor. Adın Hüseyin mi abla? Yok Abbas. Kim bunu yazmış? Cencenay. Herhalde buradan diskalifiye olmayı düşür istiyorsun. Değil mi? Binlerce defa videolarımda anlattım. Gerekli açıklamaları yaptım. İzle. <laughs> Bu okuduğum yokluk belas neydi? Yokluk şeyi miydi? Beğendiniz mi onu? Tabii. Doğru. Evet. Yok kız o Hüsnü'yü Hüseyin olarak karıştırdı ya. Benim gerçek adımı. Ben bunu hem her zaman söylüyorum, her zaman söylüyorum ben. Allah Allah. Ben bugün halkın içine çıkıyorum mesela nerede olursa olsun dediğin yokluk belası. Evet, ee, çok güzel. Ben halkla barışık olan ve öncelikle kendimle e, barışık olan bir insanım. Yani sen insanlara nasıl davranırsan o şekilde de muamele görürsün yani. Tabi. Ben küçüğüme büyüme de dışarıda abi diyorum mesela. Yaşlı bir ya amca görsem ya amca diyorum ya abi diyorum. Bir kadın görsem yaşlı da olsa e, Türkan Hanım sizin varsa siz söyleyin bana göbek adınızı ondan sonra ben size söyleyeyim. Ee, yine e, teyze veya abla diyorum. tabi. <laughs> <laughs> Tabii canım yani bizler böyleyiz. Biz halkın içine giren çıkan Esnaflarla e, iç içe olan insanlarız yani. Kız nerede? Öykü Özen video mu çekiyor? Benle okşanı söylüyorlar. Şu an sadece e, bir ailem bana e, Hülya der. Hı Ha. Biliyorum Göksel biliyorum ben. Yılların e, usta oyuncusuyum, şarkıcısıyım. Neyi göreceğimi, neyi görmeyeceğimi çok iyi biliyorum. Merak etme güzel kardeşim. O benim e, yanımda kaldı. Şu an Mersin'de. Alman doğumlu. Benim yanında burada evde, burada ev arkadaşlığı çok yaptım ben kendisiyle. Ondan sonra çok güzel bir kızdır kendisi. Şu an Mersin'de ikamet ediyor. Evet. Asıl doğum yeri Almanya'da doğmuş. Bebekini Türkiye'ye gelmiş. Çok da güzel bir kız yani Monika. Hı hı. Bu videoyu bitireyim ondan sonra sahneye çıkacağız. O e, Bursa'daymış canım Bursa'da. Şeyi soruyorsun değil mi Merve'yi? Hasretin Merve'sini. Bursa'daymış. Yo burada da birkaç tane ev almış. Orada da almış. Hem bir ayağı burada hem de bir ayağı şeyde. Ee, Bursa'da. Evet. Evet. Biliyorum biliyorum. Tabi canım. <laughs> Seda Seyan'ı andırıyor benziyor. Aha. Biliyorum. Bilmez olur muyum? Hı hı. hı, -hı. Ama genelleme olarak öyle demiyordu canım. Çünkü bu hasrete bayağı tarizdi. Ondan sonra kısaca böyle bir özet geçeyim. Sonra hasret başkalarına e, evlendi, başkasıyla evlendi. E, evlenince bu da e, dediğin gibi ama genelleme değil yani. Hasrete nazaran öyle söyledi ve de geçti. Hem güzellikte hem de mal varlığıyla. Bilmiyorum da yani. Hayır diyorum ya işte hasret evlenince bunun ağrına gidiyor. Bu da kalkıyor ne yapıyor? Değişik estetiklerden geçiyor. Ondan sonra oluyor sana bir seda sayan. Yani ama hasrete karşı nispet öyle genelleme olaraktan değil yani. Evet onunla evlendi işte. Ha. Onun adını anmak istemiyorum. Valla kimse kimseyi sevmek zorunda değil yani. Ben şah, şahsım adına konuşuyorum. Ben zarar gördüğüm bir insanı sevmem. Adını da zikretmem. Bu kadar basit yani. O yazdığınız bir kişinin adını. Hani evlendi, nikahlandı dediğiniz e, isimden bahsediyorum. <laughs> Merhaba Ceylin'cim. <laughs> 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 Aynen. Tabii. Doğru söylüyorsun. Hayatım sahneye çıkacağım diyorum. Sen bana diyorsun ki burada şarkı söyle. E bak menajerim bekliyor. Hani ben de sürenin bitmesini bekliyorum burada. Süre bitsin sahneye çıkacağım zaten. Hı hı. Yani yoksa e, ayranı sütüne sağlık kaçacağım. E, menajer kolisiden hakka mecbur sahneye çıkacağım yani. Ha yok. Bana e, topuz yakışmıyor. Bak menajerim diyor ki ne ben diyor hani kapıda bekliyorum diyor arabanın içinde. Ben de ona dedim ki ne dur süren bitsin de dedim. Programın bitsin de öyle çıkacağız saniye. Hmm. Ben aslan mı? Canım ben aslan Mardinliyim. Orada doğmuşum. Bir yaşında bebekkeni Adana'ya göç etmiş ailem. Adana'da 15-16 yaşına kadar kaldım. 17 de diyebiliriz. Ondan sonra Tarsus'a geçtim. Tarsus'ta e, gecede 3 yerde sahne alıyordum. Ondan sonra oradan Mersin'e geçtim. Mersin'de yine sahneler yaptım. Çarkızın olarına da çıktım. Ondan sonra e, İstanbul'a gittim. İstanbul'u e, trafik olaraktan e, pek gözüm şey yapmadı. Ondan dolayı e, şey yaptım. Ankara'yı tercih ettim. Ve Ankara'dayım efendim. Tabii tabii. Hatta geçen Niler bir yayınıma katıldığında, konuk olduğunda e, dedi ya sen Mardinli değilsin. Ha olur mu Niler dedim. E, kimliğimde doğum yeri ziyaret yazıyor. Çünkü kütüğü aldırıyoruz ya biz. Mesela Adana'da olan Adana'yı aldırıyor. Ankara'dayım ben Ankara'yı aldırdım. Ama doğum yeri insanın neresi olursa olsun hüviyetinde yazar. Doğum yeri. Yani ondan sonra ha tamam dedi doğru haklısın dedi. Yani. Kütüğü Ankara'ya Adana'ya vesaire illere Başka farklı şeyleri aldırabilirsin Ama doğum yerin asla hüviyette Evlendim evet Beş yıl nikahlı kaldım. Ondan sonra iki, ondan boşandım. İkinci bir riyle evlendim. Ha ha biliyorum şu yukarıda derede. Hmm. Evet evet. İkinci evlendiğim kişiyle de 5 yıl evli kaldım nikahlı. Daha sonra da boşandım. Şu an e, dolum. Hayır yok. Hayır, hayır. Gacı olduktan sonra Sibel Baysal olaraktan evlilik geçirdim. Yani şimdi de kafama göre birini bulsam, bulsam ee, evlenirim. Ama nerede? Nerede efendim? Yok yani. Evlenmeyi düşünmüyorum. Vallahi ne bileyim feleğin çemberinden geçtim. Yani o kadar acılar çektim. Kalkayım da hani bu nikahlı olduklarımdan birinden değil. İkincisinden de çok acılar çektim. Ondan dolayı pek düşünmüyorum ev, evliliği açıkçası. Vallahi ben şimdiye kadar e, maddi, e, ondan sonra eskiler beni çok iyi bilir. Benim kapımda üç tane arabam vardı. Oturduğum semtin yarısı benimdi. Ben kendim e, şey yaptım. Yine de pişman değilim yani. Tabii canım eski bilenler bilir yani. Ben estetiğime ondan sonra görselliğime yani o kadar ben çok para verdim. Şu an oturduğum bu semtin yarısı benim de. Kapımda üç tane arabam vardı son model. Elimde böyle kumanda. Hangisine bineceğimi pat açardım böyle. Pişman değilim ki. Çünkü dünya malı dünyada kalır. Ha malını elinden aldılarsa o birlikte olduğun kişiler onlar da iflah olmazlar. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Arkasına da şunu bağlayayım. Dünya malı eldeyken hep düşmanlar dost olur. Elde bir şey kalmayınca dost bile düşman olur. Zengin fakir olsan da hepimiz bir insanız. E ...sen de dokuz aylıksın... ...söyle nedir farkımız... ...şu üç günlük dünyada... ...bir gün sen de göçersin... E ...kefenin cebi yok ki... ...serveti götürürsün... ...paran pulun var diye... ...bu kadar zalim olma... ...senden büyük Allah var... ...söyle nedir farkımız... ...yani... O yüzden efendim mal, mülk bunlar geçici yani. Biz bile geçiciyiz yani. Sonuçta fani dünyadayız. Belki dünyada yaşamıyoruz ki. Ha. Kızmaz da zaten bir simgede vardı. Ayrancı'da oturan simgede. Bir de bende vardı. O zaman biliyorsun. Benimki de kırmızıydı, simgenin de kırmızıydı. Ya bilmiyorum da, yani e, onun hakkında yorum yapmak istemiyorum, bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü bu, az önce okudum ya size efendim. ben şimdi onun ismini burada niye vereyim? Niye prim vereyim ona? Niye? Hayırdır? Kendisi orada. Seyran'da. Ben de burada. Balgat'tayım. Çetin'e meşbul varında. Görüşmeyiz, etmeyiz. Tabi, tabi o kadar. Bak Türkan Hanım ne yazmış oradan. Doğru söylüyor. Çünkü e, az önce de söyledim ya efendim kısaca. E, dedim ya hani e, Tabi tabi, Doğru söylüyorsun Gökhan. Yani bugün varız dedim, yarın yokuz dedim. Pani dünyadayız, baki dünyada kim kalmış? Yani az önce o şey, şiirimle e bunların hepsini ifade ettim ya efendim. Hı -hı. Yani mesela şimdi e, Türkan Hanım'ın dediği. Eee şöyle bir şey mal varlığımı ben tamam gitti gitsin önemli değil ama her ne kadar hala acı çekiyorum hala benimle uğraşıyorlar hala beni ağlatıyorlar hala benim günahımı alıyorlar e onlar öbür dünyada ne nasıl bir hesap verecekler? Onu da kurban oldum Allah bilir. Yani bundan dolayı 50 yaşındayım arkadaşlar. 50 yaşındayım düşünün. Ya kime daha fazla yaşlı gösterir beni yaşlı görür ama ben kendimi 50 yaşındayım maşallah. Çünkü niye? Tamam içime atıyorum, atıyorum ama. Ee, e benim içime attıklarımı da bir gün olacak, beni üzenlerin öbür dünyada da olsa iki elim yakalarında olacak. Bu sadece benim için değil ama ben çok acılar çekiyorum. Emin olun ki küçüklüğümden bu yana yüzüm gülmedi. O yüzden kimse kimsenin derdini bilmez. Yok şöyle eğiliyorum hem e, sorulara bakıyorum bir de şeye bakacağım şuradan. Hah. Tamam. Kız sevim e, kaderim benzemesin. Aa. Acıların lalüsü de bari. Aynen canım aynen doğru söylüyorsun. Bir de e, şunu söylemek istiyorum. Her an e, video kendiliğinden kapanabilir. E, benim e, sevenimden daha çok sevmeyenim beni izliyor. Tüm sosyal medya hesaplarımda. Bunu da buradan belirteyim efendim. Sevenimden daha çok sevmeyenim beni izliyor. Bu da önemli efendim. Evet şimdi e, zaten e, bitmek üzere. Bitecek herhalde. Yani lopar şıklığı. Hmm. Aynen tasarım Doğru söylüyorsun Evet Menajerim yazıyor Araba hazır diyor seni bekliyorum e, Ben de şeye baktım süreye baktım Süre herhalde bitmek e, üzere O yüzden her an bitebilir efendim Yani Ondan sonra sahneye çıkacağız. Ha sahnem var evet. Menajerim kapıda bekliyor zaten arabada. Hmm. Samyeli deymiş de solmuş Gül gelin gelin Antepli gelin Maraşlı gelin Urfalı gelin Vay dertli gelin Samyeli solmuş da Gül gelin gelin, Antepli gelin, Maraşlı gelin, Urfalı gel.